now we are together. Today is December 4. Right now we are together with Ekbin Jagur. Bir kez daha merhaba herkese. 4 Aralık'ta devam ediyoruz. Şimdi yanımızda Ekbin Jagur var. Bilinç özünüzü tanıtır mısınız? Kör setin. Ben Ekbin Jagurlu. Tuğancerimiz. Tuğancerim Altayama Koktağı Ağudan. Ben bugün azamattığınız Kazakistan azamatısınız. Kazakistan azamatım diye. Ekbin Jagur was born in 1971 in Koktogay County of Altay Province. He came to Kazakhstan in 2006 and he became a citizen in 2008. Ekbin Jagur 1971'de Altay vilayetinin Koktogay ilçesinde doğmuş. 2006'da Kazakistan'a gelip 2008'de vatandaşlık alıyor. Kontrol ayıp baksın bugün ayıp öğrenirsiniz. Ben bugün olsun Nursabek Yerkumlu'nu Kıtay hükümeti sebepsiz tutup gitti. Kaçan? 2018 yılı 3. ayının 12. ayının 3. günü yatakta yatkan yerinden tutup gitken. Sonradan beri buradan haber yok. Bu kişi sizde kim boladı? Bu kişi mağan körşü boladı. Körşünüz boladı. Körşüm boladı ya. Ustalığından sonra eşkanday haber yok. Eşkanday haber yok. Akbarat yok. Bu bala Jogarı Mektep bitirgen. Buğan eşkanday yürürlüğünün kereği yok. Kıtay tilin biledi. Mamandığı bunun doktoru. Medisinalı doktor. Medisinalı doktor. Ya. Üniversitede kayda okudu bilirsin. Üniversitede onun da kendi noktan bir eti okutay ilişki nemesini okuyan. Özü Koktogay'da turadı mı? Özü Koktogay odan da turadı. Başka? Sonun bir eşkinde kabar yok. Sonda bu balanı men osu Kazakistan hükümeti, Kazakistan prezidenti Kasım Jomart Tokayev Mirzadan yani sırtkı ister huzurlu orındardan yani de halkaralık birleşken uyumdardan adam kukun korku orındardan araşa sorayım. Kaydayken bilmeyiz. Kaydayken bilmeyiz. Kaykalada türmede onu bilmeyiz. Nursafa Erkinoğlu is his neighbor, born in 1992. So this person is a Chinese citizen. You see his Chinese you see his Chinese ID here. Nursabek Erkinoğlu. So Nursabek was a medical doctor. So he's an educated person. He graduated from university and he was working as a medical doctor in Koktogay County. In December 2018 he was detained and since then we have no information about this person. We don't know whether he is in a camp or in a prison. We don't know if he is already sentenced to 13 years. Unfortunately, we have no information. But what we know is that he is an educated person. He speaks Chinese. He doesn't need any kind of vocational training, obviously. And the reason for detention is also totally unknown. Nursabek Erkinoğlu 1992 doğumlu komşusu oluyor. Bu kişi doktor olarak görev yapıyormuş. Koktogay ilçesinde doktormuş. Yani üniversite bitirmiş, Çince bilen, eğitimli, elinde mesleği olan bir kişi. Hiçbir şekilde gördüğünüz gibi hiçbir eğitime ihtiyacı olmayan bir kişi mesleki eğitime. Bu kardeşimiz 2018 Aralık ayında tutuklanmış. Tutuklandıktan sonra ne yazık ki kendisi hakkında hiçbir haber yok. Yani toplama kampında mı, hapiste mi bilmiyoruz. Şeyde mi, hapis cezasına çarptırıldı mı bir fikrimiz yok. Nerede onu da bilmiyoruz. Bu kişinin otbası Koktogay'da mı? Koktogay'da, Koktogay turunda. O su içeride bu kişiye arzlanatın tuğusu yok ya. Var mı? Tuğusu var koy, var bulgun mu? Korku mu? Korku mu? Korku mu? Korku mu? I asked where his family is, so he apparently he has a few distant relatives in Kazakhstan, but they are afraid to give petitions. So his neighbor Ekbin Jagur instead is testifying for him. And when he was talking at the end, he also said that he is asking help from Kazakhstan's President Kasım Jomart Tokayev, Kazakhstan Minister of Foreign Affairs, and from all international human rights organizations. Burada akrabası var mı diye sordum. Bir iki akrabası varmış herhalde, uzak akrabası, ama bunlar korktuğu için gelmiyormuş. Onun yerine işte komşusu şu an tanıklık veriyor kendisi için. Kendisi konuşurken en sonunda bir de şey de demişti, işte Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'den, bütün uluslararası insan hakları örgütlerinden ve Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yardım talep ediyorum demişti. Baskı var mı? Baskı açacağız.